Herkese tekrar merhaba. Şimdi danışmanlık olarak düzenlediğimiz webinarımıza hoş geldiniz. Bugün size yüksek seviyeli yapı ve sürdürülebilirlik arasındaki bağlantıyı anlatacağız. Eğer işitme ile ilgili bir probleminiz olursa veya görüntüyle webinarla ilgili bir sorunlarınız olursa chatten yazarak bize ulaşabilirsiniz ayrıca. Yüksek seviyeli yapı, ISO'nun yeni geldiği bir yapı. 9001, 14001'de bu yeni versiyon dediğimiz 2015 versiyonuyla tanıştığımız bir yapı. Biz de bu yüksek seviyeli yapıyla sürdürülebilirlik arasındaki bağı bugün size anlatacağız. Önce bir kendimizi tanıtalım. Biz kimiz? Biz iki kadın girişimciyiz. Yurt dışı global firmalarda edindiğimiz tecrübeyi Türkiye'ye aktararak sürdürülebilirlik ve yönetim sistemlerinde çalışmış. Şu anda kendi şirketini kurmuş iki kadın girişimciyiz Ben aslında. ikincisi olarak ben de merhaba demek istiyorum katıldığınız için webinarımıza. Teşekkür ederiz. Ben Işıl Timuroğlu. Ben de Burcu Boran. Bugün 5. webinarımızı düzenliyoruz. Umarım faydalı bulursunuz. Bizler uzun süre belgelendirme firmalarında çalıştıktan sonra bu işin danışman tarafına geçtik. Bilgi birikimlerimizi, yurt dışı tecrübelerimizi alarak firmalara sürekliliği sağlayarak işbirliğiyle ilerlemeyi hedefledik. İkimizin dışında bir de teknik uzman havuzumuz var. Her biri kendi konusunda uzman ve yetkin olan hep beraber çalıştığımız bir uzman kadromuz var. Amacımız En büyük gücümüzden bir tanesi de aslında bu uzmanlarımız, birlikte uzmanlarla birlikte çalıştığımız çalışmak, uzmanlar. aynen öyle. Amacımız bizim sloganımız da aslında sürdürülebilirlik bir kültürdür. Çünkü sürdürülebilirliğin sadece metinlerde, dosyalarda, raporlarda, yılda bir çıkan raporlarda, yılda bir gözden geçirilen süreçte kalması değil, kurumun bunu içinde özümsemesi, tüm aşamalarda yaygınlaştırılması, gerçekten bunu bir kültür haline getirmesi. Bununla ilgili son zamanlarda aslında sürdürülebilirliğin bir kültür olması ve iş yapış şekline entegre edilmesiyle ilgili aslında uluslararası yatırımcıların beyanlarında da bunu görüyoruz. Yani bugüne kadar sürdürülebilirlik hep böyle bu çok popüler bir kavram ya da işte bu kurumsal olarak çalışılması gereken, nasıl anlatalım kendimizi gereken, hikayemizi yazacağız denilen bir kavram değil aslında. Bu içselleştirilmesi gereken biraz bütüncül bir bakış açısına gerektiren bir kavramdan bahsediyoruz. Bunu yaparken de firmalara kopyala yapıştır şeklinde hizmet vermiyoruz aslında. Tamamen bize ters noktada oluyor. Bazen kendimizden de çok fazla verilerek çalışıyoruz ama sonunda bizim için önemli olan işin yaptığımız için bize içimize sinmesi Aynen. oluyor. O Bazen de yüzden müşterilerimizi bazen de fazla talepkar olup yorabiliyoruz. anlamaya çalışarak o yüzden gerçekten terzi işi çözümleri uygulayarak ilerliyoruz. Amacımız önce firmayı, kurumu anlamak, sonra kuruma uygun çözümlerle ilerlemek, yaşatabileceği, uygulayabileceği sistemler kurmak, sadece yazılı olarak kalmamasını Bu sağlamak. yaptığımızda da gurur duyuyoruz. Yani kendi farkımız olarak hep bunu sunuyoruz aslında. Evet, hani belki Evet. bazen görüyoruz daha farklı bir çalışma süreci oluyor. Evet. Ama aslına bakarsanız yorsak da yorulsak da sevdiğimiz Sevinerek kısım bu. gidiyoruz. Bir de sanırım yani bizim hep söylediğimiz noktada bu webinar bizim hep farklı dediğimiz noktamız. Sürdürülebilirlik yapan firmalar da var. Uzmanlığı sürdürülebilirlik olan kurumlar da var. Uzmanlığı yönetim sistemi olan danışmanlar da kurumlar da var. Ama bizim farkımız biz belgelendirme kurumlarının içerisinde sürdürülebilirlik iklim değişikliği ürünleriyle çalışarak geliştik. Dolayısıyla işin hem yönetim sistemi tarafını çok iyi biliyoruz hem de işin sürdürülebilirlik tarafını çok iyi biliyoruz. Yüksek seviye yapı çıktığından beri de işte evet bu gerçek, yaşanabilir, sürdürülebilirliğe yaklaşan yapı diyoruz. Bizi hep heyecanlandırdı. Oysa bu webinarda aslında anlatacağımız çok şey var. Başta bir ben dolayı bir yavaş bir giriş yaptık ama hızlı geçecek yani webinar. Çünkü biz de aslında risk değerlendirme ve hayat boyu yaklaşımı temel alarak bunun firmalarda uygulanmasını sağlıyoruz. Bir de amacımız biz sürdürülebilirlik bir kültür derken
kültürün içeride yaşatılması için firmaların liderlere ihtiyacı var. Şu an çalışan her bir çalışan kendi için bir lider, firma için bir lider aslında. Bizim amacımızda sürdürülebilirlik kültürünü firmaların içerisinde birlikte uygulayıp yaygınlaştıracağımız sürdürülebilirlik liderleri yetiştirmek beraber. Bunun için de eğitimlerle sağlıyoruz. Çok fazla da eğitim veriyoruz. Her eğitimimizde de bir sürdürülebilirlik lideri yarattığımıza inanıyoruz. Aynı zamanda yaptığımız, aslına bakarsanız bu webinarlarla ya da biraz sonra Şınan'ın söyleyeceği yine YouTube kanallarıyla bu konunun da... O zaman sorayım. gelmiş zaten slide. Aslında bunun yaygınlaşmasının da önemini vurguluyoruz. Yani biz bu işi gönülden yaptığımızı hani bir kanıtı olarak da göstermek istiyoruz bunu. Kesinlikle. Biz 2 yıldır Burcu'yla kafa yorarak çözümler üretmeye çalışıyoruz firmalarımız için. Sonra fark ettik ki biz bu çözümleri uzun kahve sohbetlerinde sürdürülebilirlik konuşarak bu firmada ne katma değer sağlarız diye yapıyoruz. Arkasından da bu yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik liderleri yetiştirmek bizim hedefimizse o zaman daha çok paylaşabilmeliyiz diye düşündük. Ve kahve sohbetlerimizi artık kayıt altına aldık. Ayrıca webinarlarımızı da YouTube kanalımızdan ulaşabiliyorsunuz. Onu da belirtmek istiyorum. Bugüne kadar yaptığımız tüm webinarların kayıtları da YouTube kanalımızda var. YouTube'da takip edebilirsiniz bizi. Yeni videolar yakında yüklenecek. Evet, yeni videolarda bir hafta içerisinde iki video daha gelecek oraya. Bu webinarımız da gelecek. Ben çok kısa biraz önce sürdürülebilirlikten bahsetmek istiyorum. Hani yönetim sistemlerini firmalarımız zaten uyguluyorlar ama sürdürülebilirlik nereden çıktı? Önce bir 3P denildi. 3P'nin birincisi sosyal. Sosyalde paydaşlarınız, etrafınız, çalışanlarınız önem kazanmaya başladı. Bunun aslında asıl sebebi şu, artan nüfus, kaynak tüketimi, kirlilik gibi birçok çevresel sorunla birlikte dünya kirlenmeye başladı. Yani planet, buradaki P, dünya kirlenmeye başladı. Sonra dünya kirlendikçe paydaşların ve tedarik zincirinin önemi arttı. Nerede katkı sağlayabilirim, neyi değiştirebilirim diye. Ayrıca tüm bu süreçleri yaparken tüm paydaşlarınıza buna yani kendi çalışanlarınız, tedarik zinciriniz, müşterileriniz, STK'lar, irtibatta olduğunuz birlikler, yasal otoriteler hepsi giriyor aslında. Aslında people tarafı hem sosyal konu hem de birazcık da iletişim tarafı da yani denilebilir değil mi? Kendi kapımızın dışına çıktığımız diğer kurumlarla da iletişime geçtiğimiz kısmı da kastediyor. Yani sosyal taraftan kasıt biraz da bu. Evet. Şimdi zaten aslında sürdürülebilirlik raporlarında da yine CDP'de veya GRI'de de fark yaratılması gereken nokta da bu. Artık her firma kendi içinde kapısında bir şeyler yapıyor ama bu kapı dışında ne yapıyorsun? Evet. Orada iletişimin ne ve oraya etki de edebiliyor musun? Hı. Senin içindeki farkındalığı sen dışarıya verebiliyor musun? Sürdürülebilirliği artık özümseyen şirketlerin aslında bu sefer kendi paydaşlarına, kendi değer zincirine değer katması, onların da orada sürdürülebilirliğin liderleri oluşturulması bekleniyor. Evet, yani değer zinciri hani bugün de çok konuşulacak bir konu bence. Gerçekten biraz dışarıya dokunmak gerekiyor. Çünkü ufak hareketlerle, bazı ufak değişikliklerle tüm ekosistem içerisinde büyük etkiler yaratılabiliyor. En azından kurumların bunu değerlendirmesi bekleniyor. Yani biz bunu hep böyle 3P diye anlatılıyor ama P'nin altındaki yani işte people'daki P'de bu iletişimin, işte SDG'lerden bahsedeceğiz. SDG'ler içerisinde de diğer paydaşlarla iletişimin de önemli söz konusu aslında. Üçüncü P'de profit. Tabii ki tüm işleri yaparken kurumun amacı devamlılığını sağlamak. Bu devamını da ekonomik getiriyle, gelirle sağlıyor. Ekonomik performansında devamlılığı gerekiyor. 3P ile birlikte aslında sürdürülebilirlik bizim için yeni bir iş modeli oldu. Yani sürdürülebilirlik aslında çevreci olmak değil.
Sürdürülebilirlik aslında sosyal alıp rapor projesi yapmak değil. Sürdürülebilirlik KSS projeleri yapmak ve bunun reklamını yapmak değil. Sürdürülebilirlik tamamen yeni bir iş modeli. Neden bu yeni iş modeline ihtiyaç duyuldu? Bu yeni iş modeline ihtiyaç duyuldu çünkü... Çünkü firmaların artık sadece üretip ürünü tüketicisine veya hizmetini kullanıcısına ilgisi yeterli değil. Farklı etkenler girdi ortaya. Tercihler değişti. Nesil değişiyor. Şu an Greta adında bir ortaokul öğrencisi meydana çıkıp tüm dünyanın ilgisini üzerine çekebiliyor. Ve diyor ki aksiyon alın, konuşmayın, aksiyon alın diyor. Dolayısıyla artık sizlerin de son kullanıcıları da değişiyor, tercihler değişiyor. Veya ben hep söylüyorum yani belli seviyelerde dikkat edebildiğim noktalar var ama en çok giydiğim kıyafetlerde kıyafetlerim, giysilerim yapılırken orada çalışan insanlara zarar, yani sağlığına zarar verilmemiş olsun, doğaya zarar verilmemiş olsun. Sorumlu hissetmek istemiyorsun. Aldığın bir ürünle ilgili sorumlu hissetmek evet, istemiyorsun. Yani benim üzerindeki kaza üretilirken orada çocuk işçi çalıştırılmamış olsun. Aynen öyle. Evet. Ben onun yükünü üstüme almak istemiyorum. Evet. Dikkatli ediyorum. Kurumları, firmaları, tekstil sektörünü buna göre sınıflandırıyorum kendi değerlendirmemde aslında. Geçtiğimiz ay aslında Sustainable Brands konferansında moderatörlüğünü, tekstil sektörüyle ilgili, evet, moderatörlüğü biz yürütmüştük. Ve bu orada da gündem oldu. Evet. Yani Bursalı bir tekstil firması, bence isim vermekte sakıncalı yok. Bence de yok. Mesela, yani lokal bir firmaydı. Yani vegan kumaş üretimlerinden bahsetti. Ya da bu Tencel yeni çıkan daha organik diyebileceğimiz, doğada tamamen çözünebilen kumaşlardan bahsediliyor. Aslına bakarsanız bu ne demek? Yani sürdürülebilirlik bir iş modeli diyorsak, iş modeli içerisinde karar mekanizmalarını sadece ekonomik kaygılarla değil, sosyal ve çevresel konuları da göz önünde bulundurarak alın diyor. Peki neden sosyal ve çevresel konuları dün dahil etmiyordum da bugün dahil etmek zorundayım? Bir, dünyada artan bir çevresel yük var, kirlilik yükü var. Dolayısıyla bunun etkilerini yeni kanunlarla da görüyoruz. Yani bizim paydaşlarımıza baktığımız zaman, yasa koyucular da paydaşlarımız, işte plastikle ilgili her gün yeni bir işte kısıtlama geliyor, geliyor yani. Evet. Globalde de böyle dünyadaki Türkiye'deki yansımalarını belki biraz daha geç görüyoruz. Hı-hı. Hani biz poşetle başladık belki ama aslında baktığımızda bugün... Ne yankı yarattı ama o poşetler. Evet. Yani iyi bir yankı oldu. Biz seviniyoruz. Her 25 kuruşu çevirebilince yaratılabiliyormuş. Evet, aynen öyle. Bir bedel ödeyince oluyor. Bu spor yapmak gibi bence. Hani kilo veremiyorsun ya da spora gidemiyorsun ya. İlle diyetisyene ve spora şeye gitmen, para vermen lazım. Çevre için de bu böyleymiş. Bunu yaşadık, gördük. Yani aldığımız karar mekanizmalarında yasa koyucular da işte az önce dediğimiz gibi yeni kanunlar geliyor. Dolayısıyla bugün klasik bir işte plastik ambalajı kullanıyor olabilirsiniz ama sürdürülebilirlik şirketi yarına devam ettirebilme ihtimaliniz için daha büyük düşünmek gerekiyor. Bugünü düşünmek gerekmiyor. Yani bundan 5 yıl, 10 yıl sonrasında bu ambalajlarla ilgili gelen yasakların şirketinize ne kadar yük getireceğinizi düşünmek gerekiyor. Ve aslında risk ve fırsatını bilmek. Aynen öyle. Risk ve fırsatını bilip ya ben işte bizim bu dediğimiz sürdürülebilirlik liderleri, sürdürülebilirlik yöneticileri, hani kurum içerisindeki adı neyse ya da belki bir title alamasa bile, Türkiye'de bugün hani sürdürülebilirlik title almak çok kolay da değil ama bu farkındalığı genel olan herkes departmanları, İSEG departmanları veya kurumsal iletişim departmanlarında kalıyor. Evet, evet. Yani bizim istediğimiz seviyede değil belki. Yani gelmesi gerektiği noktanın daha üst seviyede olmasını bekliyoruz. Ama en azından üst yönetimi, bu liderler üst yönetimi bu riskler hakkında uyarabilmeli. Bak, yarın karşımıza böyle bir ekonomik boyut çıkacak. Çevrenin böyle bir ekonomik boyutu geliyor. Evet, evet, bugün değil ama 5 yıl sonra aslında bu var. Buradaki sürdürülebilirlik liderinin sorumluluğu da bu. Evet. Her zaman üst yönetim neler olduğunu görmeyebiliyor. Evet. Ama biz firmalarda sürdürülebilirlik liderleri yetiştirmeyi arzuluyoruz, evet, hedefliyoruz derken bunu istiyoruz. Evet. Karar verici kişileri, karar veren mekanizmaları ekonomik değerlendirmeden ziyade farklı seçenekler olduğunu,
olması gerektiğini, evet, hayatın, dünyanın değiştiğini, değişen tercihleri anlatabilecek kişilere ihtiyacımız, evet, var. Tabii bu da birazcık şeyi gerektiriyor yani, sanki. Dünyayı da takip etmeyi gerektiriyor. Evet. Yani evet, bir işte lider kavramından yani hep şu an iç içe geçmiş bir şekilde konuşuyoruz. Bizim webinarlar, radyo programları ya da böyle oluyor biraz ama şimdi liderlik kavramının içerisine girmiş olduk aslında. O zaman önce yüksek seviye yapıyı anlatıp tamam, biraz biz başlayınca duramayabiliyoruz, evet, çünkü. Biz önce biraz yüksek seviye yapıyı geçelim. Yüksek seviye yapı dediğimiz ne? Yüksek seviye yapı ISO standartının yeni bir yapısı. Yeni yönetim standartlarında ve mevcut standartların gelecekteki revizyonlarında bu ortak yaklaşımla kullanıcılara karşı değer kazandıracak ve tüm yönetim sistemlerini entegre işletmeler için de kolaylaştırıcı bir etki yapacak. Yani yönetim sistemlerinin maddeleri farklıydı, entegre olması zordu, zorlaştırıcıydı. Bu farklılıkları ortadan kaldırmak üzere bir yüksek seviyeli yapı, NextSL denilen bir yapı oluşturuldu. Risk odaklı ve hayat boyu yaklaşımla sürdürülebilirlik bakış açısıyla örtüşmeye başladı demiştik demin. Evet. O yüzden biz seviyoruz, biz hep bize yaklaştı, evet, diyoruz ISO standartları aslında. Aslında gerek CDP, GRI gibi gerekse diğer sürdürülebilirlik raporlamalarında yönetim sistemleri ve diğer uygulamaları artık tüm sistemler bizce aynı yolda birleşiyor. Yani paydaşını tanı, iç ve dış tarafların ne, bunların beklentilerini belirle. Sen hangi beklentileri karşılayabilirsin, yol haritalarını çıkar. Burada senin risklerin, fırsatların ne, bunlara bak. Peki bir şey sorabilir miyim? Yani paydaşını belirlerken ben ISO 14001 uyguluyorsam sadece çevre paydaşlarını belirlemeliyim. Biraz daha büyük düşünmeli miyim? Yani hani biraz şey olsun diye soruyorum aslında. Benim fırtınası, evet, olsun, beraber tartışalım diye. Sadece çevre, o da, çevreyle ilgili temaslı olduğunuz paydaşları düşünüyorsunuz ama zaten onun kapsamı çok genişliyor. Yani siz orada STK'lara da değinmeniz gerekiyor. İşte birliklere de, senin bağlı, evet, olduğun birliklere de dokunman gerekiyor. Ya da aslında satın almaya tüm tedarik zincirine de dokunman gerekiyor. Yani bir tane kimyasal alıyorsundur. O kimyasalın işte alternatifi var mıdır? Çevre açısından çevre değerlendirmesi yapılmış mıdır? Etki değerlendirmesi derken bu anladığımız diğer tedarik değerlendirmeden veya paydaş tanımlamadan çok geniş bir çerçeveye geliyor. Ama tabii ki her sistemin kendi odağı var. Yani 50.001 enerji odağında hep bakacak. 14.001 hep çevre odağında bakacak. 9.001 zaten kalite odağında bakınca iyice genişleyecek. İşte 27.001 bilgi odağında bakacak. Ama odak değişmemekle beraber kapılardan dışarı çıkıldığında, evet, o zincire dokunduğunda birçok tanımlanacak. Aslında belki o zaman dediğin gibi yani hani paydaşı biraz geniş tutup bunun bizimle bu paydaşın benimle çevre bağlantısı var mı ya bir kafaya. Yani bu 14.001 altında benimle bağlantılı değil ama evet paydaş analizimin içinde, evet, dursun. Yani, evet, durabilir, geniş tutulabilir. Yani zaten entegre sistemler, evet, için çok geniş tutup daha sonrasında entegre kurulma, evet, entegre yönetim sistemi uyguluyorsa zaten hani orada kaçarı yok. Evet, o liste uzar ve gider yani. Ama çünkü amaç zaten daha rahat entegre edilmesi. Orada bağlamı tabii firmaların hani bu biz denetimlerde şey deriz ya seviyesi, olgunluk seviyeleri, evet, vardır ya, evet, firmaların bizim için. Yani ilk sene uygulayan firmada başka şeylere dikkat edersin. 10 yıldır sistem uygulayan, evet, firmada artık iyileştirmeye yönelik daha zorlarsın, başka şeylere, evet, dikkat edersin. Bu firmaların belki sürdürülebilirlikle ilişkisiyle de ilgili. Yani yönetim sistemi uyguluyorsa, öbür tarafta firmada sürdürülebilirliği de harekete geçirmişse, o zaman biz diyoruz ki tek bağlamın olsun, hepsini kapsasın, sonra sen onun içerisinde çevreye enerjini, kırılımlarını yap. Zaten, evet, entegre olmasının avantajı sana bu. Bir taraftan 14.001'i ayrı yap, 50.001'i ayrı yap, evet, sürdürülebilirlik raporunu ayrı çıkar, CDP'de ayrı bitir. Bunlar olmasın. Böyle olunca, evet, zaten zorlaşıyor, firmalar yoruluyor, çalışanlara bu iş yükü oluyor. Türkiye'nin de gerçekleri var. Yani her iş için bir insan istihdam edilemiyor. Ondan sonra çalışan bunu iş yükü olarak görüyor. Biz şuna inanıyoruz. Bu işler gerçekten entegre edilirse, gerçekten sistem, evet, kurulursa,
çalışanlara yük değil, kolaylık olacak. Ama tepede bir politika, strateji olması lazım. Hem çalışanlara yük değil fayda, hem de bizi yani üst yönetime çok büyük bir faydası var aslında bakarsan, değil mi? Yani çünkü bir verimlilik kurum, artırıyor. Evet, yani ben şunu da inanıyorum. Gerçekten kurumlarımızda verimlilik çok düşük. Çalışanların motivasyonlarından da kaynaklanan veya yaklaşımlardan da kaynaklanan motive edici noktalar olmadığı için de verimlilikler de düşük çalışılıyor. Evet. Şimdi itiraf gibi olacak ama biz 10 küsur yıl kurumsal hayattan çıkıp boşver itiraf kendimizi yöneten duruma geçince 80 milyon bizi dinliyor şu an. Çok daha iyi gördük o tarafı. Evet, doğru. Esneklikler olduğunda bu kötü bir şey değil. Zamanı da iyi yönetebiliyorsun. Neyse, o tamamen ayrı bir konu. Biz duramayabiliyoruz ama özellikle tepede bir strateji olacak ve tüm süreci hayat boyu yaklaşımla, yani sadece kendi üretime değil, tüm konuya bakacağım. İlgili iç ve dış konuları önce tanımlayacağım, sonra önceliklendireceğim. Bu zaten sürdürülebilirlik bakış açısıyken şu an ISO'nun yüksek seviye yönetim sistemlerinde benimsediği bir yol oldu. Yüksek seviye yapıda ortak terimler var. Yani tüm yönetim sistemleri için, 9001 içinde, 14001 içinde, 50001 içinde, 45001 içinde ortak terimleri var. Kuruluş, yani ben 2000 ve taraflarım. Bağlam, iç ve dış taraflarım, onların beklentileri. Üst yönetim, ilgili taraflar paydaş. Demin hep bahsettiğimiz liderlik. Bu son taraf benim daha çok ilgimi çekiyor. Hani şimdi sağ taraf çünkü şey biraz daha artık uygulamaya yönelik. Uygulama tarafı, ama burası bizim biz strateji tarafını sevdiğimiz için oluşturulma tarafını dokunmayı sevdiğimiz, burası bizim dokunmak istediğimiz nokta çünkü sol taraf. Sağ taraf artık firmanın o yukarıdaki politikaya göre, stratejiye göre yapacağı uygulama. Ama stratejinin tepeden doğru kurulması, ya aslına bakarsan zaten yüksek seviyeli yapıyla birlikte hani hedefler, mesela bizim daha önce 50.001 webinarı düzenlediğimizde en büyük farklılığın ne olduğunu anlatırken sen hatırlıyorum şunu söylediğini. Eskiden hani aşağıdan benim elimde neler varsa ona göre bir hedef belirlenmesi vardı. Yani enerjiyi analiz edip iyileştirme fırsatını çıkarıp ondan sonra amaç, hedef ve eylem oluşturulurdu. Ondan sonra da ve hedef, ama, ve hedef belirlenirdi. Ama şu an yeni versiyonda şimdi stratejin ne? Yani yani o zaman diyor ki kurum, ben şu kadar enerji verimliliği sağlayacağım. Aslında bu neye de götürüyor? Üst yönetime aksiyon almaya da zorluyor. Sadece çalışanın, enerji yöneticisinin işinin olmadığını, üst yönetim yani madem senin hedefin, arada bir ey dedim bu yani kusura bakmayın, alışkanlık yani, haberleri falan izledikçe kaçınılmaz oluyor. Üst yönetim o zaman, sen madem benden bu enerji verimliliğini bekliyorsun, o zaman bunun yatırımı neyse o yatırımı da yapmak durumundasın. Evet, liderlik tam olarak da burada çıkıyor meydana. Evet. Yani liderlik edeceksen eğer bütçesini de ayıracaksın. Bu liderlere de destek çıkacak. Bir üst yönetime ihtiyaç var. Kaynak sağlayacak, desteği sağlayacak. O lider de arkasında bir güç hissetmeli. Ben yapabilirim gücümü. Yetkinliği hissetmeli. Kendinin yetkin olduğunu hissetmeli. Bizim en son newsletterlerimiz belki ulaşıyordur sizlere. Bu webinarlara kayıt olduğunuza göre almışsınızdır. Orada Eni'nin verdiği işte sıfır emisyon hedefi var. 2030 yılına kadar sıfır emisyon hedefiyle ilgili bir Eni globalde bir petrol firması. Bu petrol firması yüzde 2030'da işte Scope 1 emisyonlarıyla ilgili sıfır emisyon hedefi açıkladı. Alt kırılımlarında kuruma baktığınızda detaylarını da paylaşıyor. Yani bence bir petrol firması için büyük bir meydan okuma ve bu kadar şeffaf gitmeleri de kendilerine güveni ve yapabileceklerini gösteriyor. Hem de upstream'i sunuyor yani. Çünkü arkası dolu. Biz bir toplantıda Eni'de bu işlerle sorumlu yönetim kuruluna görünüyordu galiba. Görüştük ve konuştuk hani bu kadar bu hedefi vermenizin derinliği nedir diye. Onu söyleyecektim tam da. Bize söylenen yani yönetim kurulundaki seviyedeki bayanın söylediği şuydu. Şirketin CEO'sunun çılgın olduğunu söyledi. Yani burada birazcık
Evet, buna gönül vermiş olmak. Çılgınlara bir de evet var. Yani gelecekle ilgili bu fütüristlik ya da işte ileriye evet. dönük düşünen insanlarda da yani işte bakıyorsunuz Tesla yani adam bambaşka konularla ilgili uğraşıyor, çalışıyor, yatırımlar yapıyor. Şirketin bugününü düşünmeyen liderlere ve şirket CEO'larına, yöneticilerine ihtiyacı yani kesinlikle. Var. Kesinlikle. Şimdi mesela Kodak örneklerini de veriyoruz. Evet. Yani 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda Kodak Kodak'tı yani. Hepimizin fotoğraf makineleri vardı, filmler vardı evet. ve ciddi bir tüketim vardı. Şimdi Kodak bunu düşündü mü acaba? Yani 90'dan 2000'li yıllara gelindiğinde ortaokula giden bir çocuğun bile cebinde o Kodak makinalarından çok daha iyi resim çeken evet. makineler var. Evet. Yani hepimiz de şu an 80'li yıllarda hayal edemeyeceğimiz olan fotoğraf makinalarını küçücük cebimize, çantamıza aynen. taşıyoruz. İşte bunu demek istiyoruz. Geleceğe bakıldığında biraz çılgın düşünmek lazım. Sürdürülebilirlik, evet. risk ve fırsat açısından. Firmalar burada biraz tıkanıyorlar. Fırsatım da yok diyor mesela. Riski daha çok çıkarabiliyor. Evet. Var, fırsatlarınız da var, riskiniz de var ama takip etmek, biraz ufku açmak lazım. Evet. Yani konuştuğumuz konular yönetim sistemleriyle ne alakası var noktası değil aslında bakarsanız. Bunlar tam olarak yönetim sistemlerinin gelmesi gereken nokta. O zaman yani... şey yapalım, yönetim sistemleriyle alakalı tarafa doğru bir tamam. akış yapalım. Evet. Yüksek seviyeli yapıda şu an 10 başlık var. Yani bu şu demek, bütün yüksek seviye, yeni standartların hepsi yüksek seviye yapıda geçiyor. Eskilerde yavaş yavaş yüksek seviye yapıya geçiyor. Hepsinde aynı 10 başlığı görüyorsunuz. Alt kırılımlarında değişimler oluyor tabii. Zaten 0'dan 3'e kadar eskiden de öyleydi. Eskiden genellikle 4. maddenin altında bir hareket olurdu, orada işlerdi. Şu an 4'te bağlama veriyor örneğin hepsinde. 5'te liderliği veriyor, 6'da planlamayı veriyor ama işte planlamanın altında açılıyor. İşte çevrede çevre boyutu için yaparken enerjide enerji değerlendirmesi için yapıyor. Yani standartın genel yapısı 4 ana maddeden aslında 10 ana maddeye çıktı. Dili sadeleşti, terminolojide değişiklikler oldu. Standartın arkasında kuruluşa rehber etmek için standart maddelerini açıklayan ek verildi. Daha önce de ekler veriliyordu ama... Döküman ve kayıt kavramı yerine yazılı bilgi, dokümante edilmiş bilgi kavramına geçti. Yani mailler artık ya da belki zaten evet. biraz yani kabul edilebiliyor mailler, yazışmalar. Ya, evet, şimdi mesela eskiden yani YGG yaptınız mı? İşte YGG tutanağınız ne, raporunuz ne diyorduk aslında. Hı. Ama şu an dokümante edilmiş bilgi istiyor. Yani illa bir YGG tutanak formu. Adında, i̇şte X, evet. 5, T, Z numarası, evet. kaydı, imzası değil. Bu kadar yormuyor. YGG'yi siz bizim gibi böyle webinarla da yapmış olabilirsiniz. Global bir firmadır. Çok çok şehirde olan dağınık evet, bir firmadır. Maille toplantı girdi çıktısı, mail değişimi yaparak da yapmış evet. olabilirsiniz. Bunların hepsi bir kayıt olarak, dokümante edilmiş bilgi olarak kabul görüyor. İşte video konferanslar kabul görüyor. Yapan firmalarımız da var. Bu şekilde YGG'yi de uygular. Tabii bu bir taraftan da farklı bir tasarruf da sağlıyor. Tabii ki yani yüz yüze görüşmenin etkileşimi farklıdır ama şu an düşün yani biz birçok kişi şu an bir aradayız. Bizi dinliyorsunuz. Biz burada konuşuyoruz. Hepimiz bir araya gelip bunu konuşmaya çalışsak kimsenin vakti aynı yetmeyecek. Aynı saatte toplayamayacak. Farklı şehirden olanlar var. Ulaşımda evet. sıkıntı yaşanacak. Hayat zaten esnekliğe gidiyor. Çünkü bu kadar zor şartlar altında, yorgunluk, stres altında biraz kolaylaştırıcılara ihtiyaç var. Evet. Biz de süreçleri kolaylaştırıyor diye düşünüyoruz. Evet. Sürdürülebilirlik mi büyüktür, yönetim sistemleri mi büyüktür? Cevabı yazmışız. Bir sorunun cevabı slide'ın üstünde maalesef. Yani için zaten benim hani, cevabım. Burada şey birazcık tarafız yani yapacak bir şey yok. Sürdürülebilirlik büyüktür diyoruz biz. Aslında sürdürülebilirlik büyük türden ziyade sürdürülebilirlik tepededir demek belki daha doğru. Evet. Bu strateji tarafı yani sürdürülebilirliğiz bir işin daha strateji tarafı diye görüyoruz. Bütünsel bakış açısını biz sürdürülebilirlik olarak tanımlıyoruz aslında bakarsanız. Şirketi yarına hazırlamayı,
karar mekanizmalarına çevrenin, sosyal konuların da dahil edilmesine, yani ekonomik konular zaten dahil de ama bunların da dahil edilmesini biz sürdürülebilirlik olarak tanımlıyoruz. Ya da çevrenin ve sosyal konuların finansallaştırılmasını evet. birazcık sürdürülebilirlik evet. olarak tanımlıyoruz. Yönetim sistemleri noktasında yönetim sistemleri veri toplamada özellikle bence ve hani kayıtların belli kayıtların oluşturulması, içerideki uygulamanın sistematik takibi için sistematik hale getirilmesi. Evet. İçerideki uygulamayı takip sistematik olması yani her yıl ne olursa olsun bir denetimdir. Yani içeri düzenlendir. İçeri düzenlendir. Evet. Yani bir yönetim sisteminiz varsa bunun katkısı kaçınılmaz. Biz de telefonlardan da biliyoruz yani denetime bir ay kaldı. Toplayınız. Evet, aynen öyle. Hiç tasvip etmiyoruz. Asla tasvip etmiyoruz ama yapıyoruz. Biz de yapıyoruz. Dolayısıyla yönetim sistemleri bu anlamda büyük bir destek. Hedef belirleme noktasında çok önemli. Yani veriyi ne kadar düzgün belirlerseniz aşağıda hedef belirleme diyeyim, hedefe ulaşma seviyesini göstermede belki de öyle düzeltmek lazım. Bu anlamda yönetim sistemleri çok hizmet ediyor. Ama İşte sürdürülebilirlik dediğimiz konuda bu bütünsel bakış açısını veriyor aslında bakarsanız. O yüzden daha üstte diyebiliriz. Peki hani sürdürülebilirlik kavramı o kadar geniş ki bizim ilk slide'da da hani CV'nin açılımının olduğu işte çevresel, sosyal konuların altında bir sürü başlık var. Dünyada 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma hedefleri belirlendi. Yani bu 17, bu renkli tabloyu birçoğumuz tahmin ediyorum görmüşüzdür, bir şekilde karşımıza çıkmıştır. Bu Birleşmiş Milletler'in 2015 yılında belirlediği sürdürülebilir kalkınma hedefleri. 2030 yılına kadar bu hedeflere ulaşılabilmesi hedefi yani amaçlanıyor. Bunun altında da aslına bakarsanız yani ben sürdürülebilirlik çalışmak istiyorum diyen kurumun yönetim sistemleriyle birlikte işte risk analizleri yaparak önceliklerini belirlemesi gerekiyor. Yani ben şimdi pat diye işte 17'yi çıkartıyorum o ortaklıklar ama 16 maddenin 16'sında da aksiyon alacağım demek çok iddialı. Yani yapılamaz bence. Bir de herkes firmaları korkutan da biraz evet. sürdürülebilirlikten çeken de o oluyor. Evet, kavram da büyük. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Evet. Kavram evet çok büyük. Yani evet. çevresel diyoruz, sosyal diyoruz, ekonomik diyoruz, paydaş diyoruz, kaynağını azaltıyoruz, atığını yönetiyoruz. Döngüsel ekonomi yap diyoruz işte. İnsanlar da diyor ya bir dakika ben bir de üretim yapıyorum. Yani mevcut işine yaşamak. Enerji tasarrufu evet. derken çok başlık çıkabiliyor. Önceliğini kaybettiriyor. Ama lütfen yönetim sistemleriyle birlikte yaptığımız o risk fırsat analizleriyle birlikte neyi sağlıyoruz? Benim önceliğim nedir? Yani benim yüksek riskli olduğum konular nelerdir? Ben eğer onları belirlersem evet bu 16 maddenin içinde tanımladığım aksiyonlarım, aksiyon planlarım bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin neresine hizmet ediyor? Aslında onu görebilirim. Bu yine bütüncül bakış açısıyla birlikte bu sağlanabilir. Burada ben neye ulaşabilirim, neyi görebilirim ona bakılıyor. Baktığımızda tek tek aslında bununla ilgili kırılımlara baktığımızda ISO biz hep şunu söylüyoruz. Yani ISO standartları sürdürülebilirliğe hizmet ediyor. Her bir dalında evet. hizmet ettiği farklı aslında standartlar var. Aslında biz bunu hep söylüyordum. İşte evet. yüksek seviye yapıya geçince de hep ya sunumda çok bahsettik ama mutlu evet. olduk. Bizim dilimize evet. geldi ISO hmm. diye ama sonra şunu fark ettik ki gerçekten böyle olmuş. Çünkü ISO da artık kendi sitesine girdiğinizde standartları bu gördüğünüz 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefiyle bağlamışlar. Evet. Yani standardı satın almak istediğiniz zaman o sayfanın altında bu satın almak istediğiniz standart sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden hangilerine hizmet ediyor bunu görüyorsunuz. Hı. Yani o yüzden bu bayağı önemli bir konu. Bununla ilgili farklı dokümanlar da geliştirmişler bu arada. Evet, kılavuz kaynaklar da oluşturuluyor. Evet, yani şeye baktığımız zaman mesela tek tek tabii çok da zamanımız yok. Yine oldukça aşmışız yani 40 geçmiş. Ama hani yoksulluğa son dediğimizde ISO'nun bu anlamda ben geliştirdim dediği standartlardan bir tanesi sürdürülebilir satın alma 20.400. Bu son dönemde oldukça revaçta bir standart.
Evet, ya şimdi kurumsal firmalar yeşil satın almaya da geçmek istiyordu. Bu Evet. ISO standartlarıyla beraber satın alma sürecinde işte farklı değerlendirme kriterlerinin olması da ortaya çıkınca bu sorulara daha çok Evet. maruz kalmaya başladık biz de. Yani nasıl Evet. bir yeşil satın alma kurabilirim ya da firmalar duymuş olanlar da var. 1400 varmış nasıl Evet. uygulanabilir diye geliyor. Biz zaten öyle tabii çok görüşmeler yaptıkça firmalarla çok etkileşime Evet. girdikçe neyin geldiğini, Evet. nereye yolun gideceğini de anlıyoruz. Çünkü satın almada şöyle de bir şey var, yani satın alma tarafının ne kadar şeffaf yaparsan bir tek noktadan satın almamaya başlayacaksın. O zaman daha adil, yani her kurum için bu geçerli. Kurum daha adil bir satın alma Yani bu da politikası tabii ki sağlıyor. sosyal Evet. bir destektir. Sosyal Yani bir destek sağlıyor. evet. Mesela Ekonominin adil paylaşımı en önemli Evet. noktalardan birisi. Yani Evet. tekelleşme olmaması, her üreticiye pay düşmesi, Evet. ülkelerin devamlılığı içinde, sürdürülebilirliği içinde, ekonomi içinde gerekli. Bir de bu lokalleşme konusu, yani biz hep enerji için çok konuşuruz bunu, dağıtık enerji diye. Aslına Evet. bakarsanız bir yandan da kurumsal ve uluslararası firmaların söylemlerinden bir tanesi de global'dır bu. Hani think globally, act locally, yani Local, global evet. artı lokal, Evet. merge olunca. Ha, global düşün aslında tam olarak. Yani sustainable bakış Global açısı düşün, global düşün lokal ama lokal aksiyonlar oyna. al. Dolayısıyla sen çözümlerini ne kadar lokalden çözebilirsen oradaki küçük üreticileri ya da işte küçük firmaları da destekliyorsun. Evet, yoksulluğa sonun bir tanesi satın almadan geçiyor bu kesin. Yine de Yani şu, bunu yaptıkça tabii evet. 13. madde olan mesela iklim değişikliğine de faydalı oluyor. Ne Evet. kadar lokal alırsan karbon ayak izin o kadar düşüyor. Evet, doğru. 13. maddeye de hizmet ediyorsun. Aynen. Yani aslında işte bütün önceliklerin doğru belirlenmesi çok kritik sanırım, ona gidiyor. Kurumun, yani ben yoksulluğa sonla, yani bazı kurumların böyle bir duyarlılığı olabilir. Yani bu benim için bir önceliktir diyebilir. Ya da bir NGO'sunuzdur, farklı bir kurumsunuzdur. Bu sizin önceliğiniz olabilir. Dolayısıyla 20.400 buna hizmet ediyor. ISO 37.000 rüşvetle mücadele, bununla ilgili de bildiğim kadarıyla yani belgelendirme kuruluşlarından daha doğru rapor alabiliriz ama artan, Başladı talepler, evet, evet. talepler Yani bu var. tabii etik kurulların oluşturulmasıyla da Evet. gündeme geldi. Ve işte finansal audit geçiren firmalar için tabii Evet. ki çok önemli bir Bankalar da noktada. sormaya başladı bu standartları. Evet, tabii işin de böyle bir boyutu var. Evet. Yani neden bu kadar şey yapılıyor? Başka bir boyutu da sürdürülebilirlik ve bunları uyguladığınızda yatırımcıya daha iyi hitap ediyorsunuz. Daha rahat kredi ve fon da bulabiliyorsunuz. Çünkü fonlama firmalarının, kredi firmalarının da artık kredi veren bankaların da birçok sosyal, çevresel, ekonomik yani sürdürülebilirlik açısından değerlendirmesi var. Onun dışında bir de şey söylemek istiyorum, hani fon dediğim için sürdürülebilirlikle bağlantılı olarak aslında yeşil fonlar da geliştirildi değil mi? Yani bu yeşil Evet. fonlar da buna hizmet ediyor. Eğer siz sürdürülebilir Yeşil kalkınma, yeşil krediler. krediler, Evet, affedersin. Green Evet. Eğer sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet ediyorsanız, On. yani alacağınız kredi bunun içinse, o Evet. zaman sizin kredi faizlerinizde bile Şu an bazı Türkiye'de değişiklik. bildiğim kadarıyla Garanti Bankası bunu vermeye Evet. başladı. Evet. Belli periyotlarla sürdürülebilir performansınıza bakıyor. Sürdürülebilir performansınız arttıkça aldığınız kredinin faizi Evet. düşüyor. Üst yönetimlerin bu kadar sürdürülebilirlik talepleri de biraz bunlardan Bir sebebi kaynaklanıyor. var. Evet, yani bu da bir sebep gerçekten. Burada benim eğitim kurumları gereklilikleri biraz ilgimi çekti. Yeni Evet. gördüğüm için olabilir. Ya bu şey diyorlar, geliştirilmekte olan standartlardan bir tanesiymiş. Ama eğitim kurumları ile ilgili biliyorsunuz, hani eğitimin Yani çok eğitim veren bir insan olarak eğitimlerin kalibrasyonu ile ilgili falan bir noktaya evet. gelecek mi diye sadece ilgimi çekti. Şey olabilir, yani altındaki şu anda de geliştirildiğini söylüyor ISO'da bu Çünkü standardın, bu o ama maddenin amacı nitelikli eğitim sağlanması. evet. Yani her noktada kişilere iyi eğitimin verildiğine, eğitim fırsatlarına Evet. ulaşabildiğine Zaten kanıtlanabilmesi eğitim aslında. kalitesiyle ilgili bir standart aslına bakarsanız. Yani amacı eğitim kalitesinin önemini bildiği için ISO böyle bir şey yapıyor ve bu standardın uygulayıcıları olarak da biraz daha gelişmekte olan ülkelerdeki ya da hani bazı şeyler eğer yasayla kontrol altındaysa bir ISO standardına ihtiyaç duymazsınız. Ama bazı şeyler daha hani bununla ilgili üst seviye bir
kurumun ya da bir kanunun yoksa o zaman farklı uluslararası mekanizmalara yöneliyorsun. İşte buradaki boşluğu tespit ettiği için aslına bakarsanız buna hizmet eden bir standart geliştirmiş. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak ki eğitim kurumları Türkiye'de bu arada özel eğitim kurumları içerisinde de görüyoruz. Devlet okullarında da EFQM ödülü almış devlet okulları var Türkiye'de. Yani kalitenin ne kadar önemli olduğuna farkındalar aslına bakarsanız. Dolayısıyla bu standart tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde yayınlandıktan sonra Türkiye'de de talep görecektir. Evet, ben skopumu aldım. Evet, aynen öyle. Çekti bayağı bu. 26 standart çok uzun süredir olan bir kılavuz da aslında. Sürdürülebilirliğe çatı da sağlıyor. Özellikle kurumların nasıl uygulamalar yapacağına ya da sizinle ilgili hangi parametre varsa işte çevresel odaklanma vesaireyle nereye bakabileceğinize yol gösteren standarttı. Sürdürülebilirliğin aslında birçok noktasına da hizmet ediyor 26 bin sürdürülebilirlik kılavuzu diyelim. Evet, eski bir belgelendirme yani, değil bu ama bir kılavuz. Eski bir kılavuz olmakla beraber kapsam olarak gerçekten bir şey hani başucu kitabı. Bizim için de biraz başucu aslında. Biz de çok dönüp bakıyoruz. Neresindeyiz, ne yaptık? Onu takip için önemli kılavuzlardan bir tanesi. Burada diğer yine ISO standartları ve sürdürülebilirlik parametreleri bağlantılarını görüyoruz. Ben genel olarak 6. maddede en azından Türkiye'de çok desteğiniz ve katkınız olduğunu düşünüyorum. Evet. Soy ekisi konusunda Türkiye'deki ilk çalışmaları yaptık. Hatta şu anda lider yetiştirme noktasındaki hedeflerimizden biri dediğimiz gibi isim olarak. Daha dün iyi bir ekibe, içerisinde danışmanların, denetçilerin, soy ekizinin önemli olduğu firmalar diyelim, isim vermeyelim. Tabii onların bulunduğu güzel bir ekibe 2 günlük bir eğitim verdik. Ben her eğitimden sonra çünkü şu duyguya geliyorum. Evet, artık 12 kişi daha suyu nasıl yönetmesi gerektiğini veya suyla ilgili risklerini, fırsatlarını biliyor. Gidince daha iyi şeyler yapacak diye düşünüyorum. Su konusu biraz da karbonun, hep bunu söylüyoruz ama su konusu biraz karbonun gerisinden geliyor Türkiye'de de, dünyada da böyle. Neden? Çünkü kaynak, lokal bir kaynak. Su, ben söyleyeyim mi neden? Çünkü suya az para ödüyor veya hiç para ödemiyor ya firmalar. O yüzden suyun önemini kaybediyor. Evet. Karbona sebep olan enerji, elektrik için çok para ödediği için onu zaten maliyet azaltımı olarak görüp takip ediyor ama o suyu kuyudan çekerken hiç para ödemezse çok su önemini kaybediyor. Işıl Hanım çok acımasızsın. Daha çok net cevap verdim ama bu yani su ekiziyle ilgili çok çalıştığım için içime sinmeyen çok noktalar var uygulamalarda. İnsanların gördüğünden çok daha büyük bir riskle karşı karşıyayız. Evet. Çok göz ardı ediyoruz. Evet. Bir de benim vurgulamak istediğim nokta şuydu aslında. Kaynağın lokal olması ve maalesef elimizde veri olmaması, yani suyla ilgili Türkiye'de temel kabul edebileceğimiz veri kıtlığı var. Yani bu çok kötü bir nokta değil mi? Evet, evet. Yani ben ne kadar su hacmim var, nerede, ne var ya da nereye su yatırım, havza alabiliriz. Gerçi tekrar hani soy ekizi konusuna yani 14'te de geliyor ama belki oraya döneriz. Evet. Ben bir önden bir iş yapmış oldum. Altında temiz suyu görünce girdim ama. Aslında etkisi var. Hani bu biraz daha atık su yönetimini kastetti bağlamış. Yani ISO da ona bağlamış ama yine de hepsi birbiriyle bağlantılı. Tabii sonuçta yani, su kaynağını kirletmediği müddetçe koruduğunu görüyoruz. Gri su tanımı dediğimiz zaten burada temiz su, yani daha doğrusu atık suya giriyor. Onun dışında bildiğimiz standartlar var. Çok bahsettik herhalde. bilgi vermiş olduk onlarla ilgili. Değişik olanlardan bir tanesi ISO 44001. Ben de açıkçası bunu yeni duyduğumu... Ortak iş ilişkileri yönetimi sistemi. Evet. Ve bunu sanayi yenilikçilik ve altyapı maddesiyle bağlıyor aslında. Aslında birlikte yani bir işbirliği geliştirilmesinin yaratacağı faydaların yani yaratacağı faydanın arttırılmasını amaçlıyor ve sağlıklı bir iş ilişkisi kurulmasını, iki tarafında kazan kazan ilişkisi içerisinde bir iş ilişkisi kurulmasını amaçlıyor. Evet. Dolayısıyla bu yeni standartlardan bir tanesi diyebiliriz. ISO'nun geliştirdiği bazı standartların yani
bizim direkt uygulayacağımız ya da iş hayatında işte bir ISO 9001 olmasını beklemiyoruz tabii ki buradaki bu standartların. Yani 44001'in, 26000'in ya da 24521'in özel bir alanda çalışmıyorsanız. Ama nedir? Ya ben bakıyorum ve işte sürdürülebilir kalkınma hedefleri altındaki projelerime baktığımda ben daha çok 9. maddeye hizmet ediyorum diyorsanız, o zaman açıp okuyabileceğiniz bir standart var. Yani biz burada işte en fazla bir saatlik, 45 dakikalık bir webinarla yapmak istediğimiz şey bu zaten. Yani bakın, standartların altında yaptığınız yönetim sistemleri, aksiyonlarınızı sürdürülebilirlikle de bağlayabilirsiniz. Sürdürülebilirlikle bağladığınız noktada bunun için araç olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kullanabilirsiniz. Çünkü dünyada kabul gören bir gereklilikler şeyi diyelim, bütünü diyelim. Hı hı. Ve siz sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinde ben 2'ye, 5'e, 7'ye, 9'a hizmet ediyorum diyorsanız alın buyurun. Bunun da karşısında belli ISO standartları var. Bu ISO standartları sizin aksiyonlarınızı geliştirmek için işinize yarar mı, yaramaz mı? Bunu değerlendirin noktasındayız. Yani tabii ki hani burada şeyi veremiyoruz. Hani tek tek standartların içeriğini verebilecek bir zamanımız yok ama bu standartların, bu bağlamın yaratılmış olması aslında kurumların alabileceği aksiyonu gösteriyor. O yüzden faydalı olduğunu düşünüyorum. Hızlıca geçelim. Evet, bir saat olmak üzere. Burada yine 11. madde de ilginç. Sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları ile ilgili bir standart. ISO 37001. Toplum için sürdürülebilir kalkınmayı anlatan bir standart. Yine bu da biraz daha gelişmekte olan ülkeler için ISO tarafından şey yapılmış bir standart. Belediyelerin falan kullanması bekleniyor. Evet. Standardı. 22.300 ben yıllardır diyorum ki bence 22.301 her belediyenin uygulaması gereken bir standart. Çünkü iş sürekliliği, yani belediyeden aldığın hizmet nedir? Belediye suyu sağlar, atığını toplar, çöp toplar. Yani şöyle, belediyenin varlığını işler yolunda giderken çok hissetmeyiz. Evet. Ama o belediye 2 gün senin çöpünü almazsa o zaman o mahalle kokuya baktığında o zaman anlaşılmıyorsun. Veya bir gün sular kesilse, yazın su kesildiğini düşün. Yani bir gün suların kesilmesi hepimiz için büyük bir sıkıntı. Dolayısıyla bu bizim hayat kalitemizi etkileyen belediyenin verdiği hizmetin durması. Zaten iş sürekliliği bunu söylüyor. Aynen. Senin işin durduğu zaman riskin ne yapman gerekiyor belirle diyor. O yüzden de aynen öyle, yani bu ISO 22.301'in her belediye tarafından uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Keza bildiğim kadarıyla bu bankacılıkta falan da çok tabii evet. Zorunlu, oralarda evet. Da zorunlu. Ya da enerji üretim firmaları, %100 emre amadelik hedefi olan kurumlar için 22.301 evet elzem olabilir. Çünkü hani hedefin var ya, üretmediğin müddetçe para kazanamıyorsun. Dolayısıyla amacın evet, zaten amacın, hep emre amade kalıp hep üretebilmek. Evet. Aynen öyle. Yani biz belediyeyle başladık çünkü hani başlık altında sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları dediği için. Ama bunun altında kurumlarla da ciddi bağlantıları olan bir standart 22.301 bir süredir de hani uygulanan konulardan bir tanesi. İklim ve karbon konusunu biz tabii çok konuşuyoruz. Yani 13 ve 14'ü özellikle çok konuşuyoruz. Keza evet. 15, ise 14.001. Şimdi 12'de çevresel etiketlemeyi görüyoruz. Evet. O da yine bizim gündemimizde olan hizmet verdiğimiz aslında yaşam boyu analizi, hayat boyu döngüye de hizmet eden bir nokta. Evet, şimdi burası daha bizim daha evet. Müzik alan 12, 13, 14, 11'de evet. Belediyeler için yaptığımız farklı hizmetler de var. Eylem planları için, eylem planları, eylem planları için verdiğimiz konular da var ama burada tabii ISO evet. tarafını anlatıyoruz. Belki geçebiliriz. Yani bunları hani bildiğimizi düşünüyorum, konuştuğumuzu düşünüyorum ama her bir başlığı detaylıca... Her bir başlığın altı çok her bir başlık ayrı eğitim konusu yani. Hani o kadar uzun geçilebilir. Ve son olarak evet, barış, adalet ve güçlü kurumların oluşturulmasında da ISO'nun önerdiği standart ISO 37001 rüşvetle mücadele. 17'yi böyle ortaya koyduk. Hedefler için ortaklıklar. Şimdi 17 hepsi için zaten evet. Çok önemli bir nokta. Tüm bu bir 17'den önceki 16 tane hedefe ulaşmak için deniliyor ki kurumlar arasında
işbirlikleri olması gerekiyor. Ortak hedefler için ortak yolların belirlenmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. Eksik olunan noktalardan da birisi. Çünkü tek başınıza aksiyon almakla hep beraber aksiyon almak arasında çok fark vardır. Veya kurumların aynı sektörde aynı işi yapan birliklerin birleşik hareket etmesiyle beraber daha efektif, daha çözüm odaklı gidilebilir. Firmalar bazen şunu da, yani şu duyguya da düşebiliyor. Sonuçta başka bir rekabet ortamı var müşteriye ulaşmada. Bu tarafa, bu konulara çok eğilirken müşterimi mi kaçırıyorum acaba diye de düşünebiliyor. Evet. Ama tüm firmalar aynı bakış açısıyla hedef için ortaklıklar yaparsa bu, evet, sorunlar da daha rahat ortadan kalkar. Burada belki bir örnek verilebilir. Daha önce konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi aslında. 2019'un sürdürülebilirlik trendlerinde zannediyorum bahsettik, bu sağlık konusu. Yani sağlık sürdürülebilirlikle, evet, ilgili önemli başlıklardan bir tanesi. One Health kavramı var sağlık altında. Hı hı. Şimdi sağlığı düşünelim. Beslenme sağlıkla bağlantılı mı? Tabii. Beslenme dediğimizde satın almaya gidiyoruz. Yani perakende sektörüne gidiyorsunuz. Çünkü gidiyoruz bir yerden gıdamızı alıyoruz. Hı hı. Ama bunun tarla boyutu var. Yani yetiştirilme boyutu var. Bunun hastane boyutu var. Yani o zaman şimdi sırf bundan bile baktığında, evet, ne girdi? İşin içine hastane girdi, çiftçi girdi, aradaki perakendeciler, marketler, evet, dağıtım zincirleri girdi. Ve belki ilaç girdi. İlaç, evet, girdi. Yani evet, ilaç sektörü, hatta zirai ilaçlama, evet, artı insan için kullanılan ilaçlar, tıbbi ilaçlar da girdi. Evet. Derken tek sağlık için çok farklı kesimlerin, paydaşların, evet, ortak hareket etmesi gerektiği geldi. Evet. Ya, tek sağlık kavramı altında söylenenlerden bir tanesi zaten, eğer sağlık kavramını düşüneceksek sağlıklı insan için sağlıklı hayvan ve sağlıklı tarımdan, yani sağlıklı bitkiden bahsetmek zorundayız deniyor. Ama bir yandan da ben sağlıkla ilgili bir proje geliştirmeyi düşünüyorsam bunu düşünemem. Yani bunun bütüncül bir bakış açısıyla hareket etmesi gerekiyor. Aslında bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Sürdürülebilirlik kavramında hani duyarlılık çok önemli diyoruz. Bir kurumun duyarlı olmasını bekliyor. Yeni nesil bunu istiyor. Paranın el değiştirdiği, artık paranın işte bu millennials'a geçmesiyle birlikte, çok büyük bir bütçenin buraya geçmesiyle birlikte insanların beklentilerinin değiştiğini duyuyoruz. O zaman duyarlılığımızı da göstereceksek, ben kendi içimde ben sadece işte bir organik bir tarladan ürün alıyorum değil de bunun devamında gönül rahatlatma, evet, oluyor. Yani evet, kendi yediğini korumuş, evet, oluyorsun ama işte öncesi sonrası birçok noktası, evet, var bunun. Anlamlandırmak, yani yaptığımız işi anlamlandırmak ve dokunabildiğimiz nokta, evet, sayısını arttırmak. Bu tabii ki kolay değil. Yani belki bunu bekleyeceğimiz kurumlar, yani hedefler için ortaklığı bekleyeceğimiz kurumlar, belki belirli bir ölçeğin üzerindeki kurumlar ki bugün işte burada baktığımızda... Onun için liderlere, evet, ihtiyacımız var. Bunların uygulanabilmesi için liderlere ihtiyacımız var. Bizim, yani bugün bu webinarda dinleyen kurumların hepsi de öyle kurumlar aslında bakarsan. Yani hani hepsi belirli bir kavga üstü diyebileceğimiz kurumlar. O zaman bunların aksiyonlarında da yapabileceğimiz başka işbirlikleri olabilir mi? Bunu bir düşünmek lazım. Ya da üst yönetimlere bu alternatifleri sunmak gerekiyor. İşbirliği olmadan, bu 17. madde olmadan öndeki 16 maddeye ulaşılamayacağını Birleşmiş Milletler zaten söylüyor. Dolayısıyla hani en önemli maddelerden bir tanesi diyebiliriz. Öyle kapatalım. Evet. O zaman daha sürdürülebilir bir dünya için, evet, hep beraber birlikte aksiyon alınmasını diliyoruz. Devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Haziran ayında yeni webinarımıza umuyoruz katılırsınız. Ne konuşacağımız 3 aşağı 5 yukarı belli ama hadi sürpriz olsun. Niye getirdik çıkalım size. Görüşmek üzere. Teşekkürler katılımlarınız için. Sağ olun. İyi güzel bir gün diliyoruz herkese.